Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Lezzetiyle ve görseliyle çok beğenilen bu baklava tarifimi tekrardan sizlerle paylaşıyorum. İlk önce hamurumuzu yoğurarak başlayalım. Yoğurma kabına 2 yemek kaşığı tereyağı ekledim. 1 çay bardağı süt ekledim. Ve 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir su bardağı su ekliyorum. Bir tane yumurta. Bir yemek kaşığı yoğurt. Ve 2 yemek kaşığı sirke ekliyorum. Tereyağını oda sıcaklığında ekleyelim. Şöyle tereyağı malzemenin içerisinde iyice eriyene kadar elimle biraz karıştırıyorum. Sonra ununu ekleyeceğim. Toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Önce unun bir kısmını ekleyip yoğurmaya başlıyorum. Sonra kalan kısmını ekleyeceğim. Sizler de mutlaka ununuzu kontrolle ekleyin arkadaşlar. Kalan unu da ekliyorum arkadaşlar. Hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Toparladıktan sonra yumruklayarak biraz daha yoğurdum. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde, gördüğünüz gibi yumuşak bir hamur. Yoğurma işlemini tamamladım. Hamurumu bezelere ayırıp dinlendireceğim. Aynı büyüklükte 17 adet beze yaptım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Ve nişastaya buluyorum. Bir tepsinin içerisine diziyorum. Tepsinin dibine de biraz yapışmaması için nişasta serptim. Yufkaları açtığımda hepsinin aynı büyüklükte olması için bezelerimi de aynı büyüklükte yapmaya gayret ettim. Bezelerimin hepsini yaptıktan sonra üzerine bir poşet kapatıp yaklaşık 4-5 saat dinlendirdim. Hamurumuzun kolay ve güzel açılabilmesi için dinlendirme kısmı önemli. Mutlaka hamurumuzu dinlendirmemiz gerekiyor. Hamurunuzu akşamdan yoğurup sabah da açabilirsiniz. Üzeri kapalı olarak buzdolabında bekletebilirsiniz sabaha kadar. Şimdi dinlendirdiğim hamurlarımı açmaya başlıyorum. Sadece nişasta kullanarak açıyoruz arkadaşlar. Kesinlikle un kullanmayalım. Mısır nişastası veya buğday nişastası, ikisini de kullanabilirsiniz. Yeni baklava açmaya başlayan arkadaşlar için birkaç tane püf noktası belirtmek istiyorum. İlk önce hamurumuzu yumuşak bir şekilde ve güzelce yoğurmamız gerekiyor. Sonra beze yaptıktan sonra üzeri kapalı olarak dinlendirmemiz gerekiyor mutlaka. Vaktiniz varsa akşamdan yoğurup sabaha kadar yine üzeri kapalı olarak buzdolabında bekletip sabah açmaya başlayabilirsiniz. Daha güzel, daha kolay açılır arkadaşlar. Ama eğer gün içinde yoğurup aynı gün açmak istiyorsanız en az 4-5 saat dinlendirmeniz gerekiyor yine hamurunuzu. Ve baklavayı açarken de mutlaka sadece nişasta ile açalım. Kesinlikle unla veya un ile nişastayı karıştırarak açmayalım. Şimdi ilk yufkamı açtım. Başka bir oklavanın üzerine sarıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ben diğer bir yufkayı açana kadar ilk açtığım bu yufka kurumaması için bu şekilde oklavada sarılı olarak bekletiyorum. Şimdi aynı şekilde ikinci yufkayı açıyorum. İkinci yufkamı da açtım. Gördüğünüz gibi aynı büyüklükte açtım arkadaşlar. İlk yaptığım ve oklavaya sardığım yufkanın üzerine ikinci yufkayı da sarıyorum. Baklavama şekil verme aşamasına geçene kadar yufkalarım kurumaması için bu işlemi yapıyorum. Açtığım yufkaları üst üste bu şekilde sarıp öyle bekletiyorum arkadaşlar. Yufkaları beşer beşer açarak yaptım. İlk önce ilk 5 yufkayı
Açıp üst üste sardım ve o şekilde beklettim. Baklavamı büzme baklava olarak yapacağım arkadaşlar. Bu yüzden yufkalarımın kurumaması gerekiyor. Bu şekilde üst üste sarıp yaptığım için de kesinlikle yufkalarda kuruma olmuyor. Eğer yufkalarınız kurursa büzme baklava güzel olmaz arkadaşlar. Sararken kırılmalar, yırtılmalar olur. Bu yüzden kurumamasına dikkat edin. Şimdi üst üste sardığım yufkaları tekrar tezgahın üstüne seriyorum arkadaşlar. Üst üste olacak şekilde. Tekrar tezgaha üst üste sermemin sebebi de kenarlarından keserek yufkalarımı dikdörtgen formuna getireceğim arkadaşlar. Hepsini tek tek kesmek zor olacağı için bu şekilde bir yöntem uyguluyorum. Üst üste seriyorum ve kenarlarından keseceğim şimdi. Yufkaların hepsini serdikten sonra kenarlarından bu şekilde keserek yufkalarımı dikdörtgen formuna getiriyorum. Kenarlarından çıkan parçaları da ziyan etmiyorum tabii ki. Bunlarla da yine küçük bir tepsi baklava hazırladım. Videomun sonunda göstereceğim arkadaşlar. Tam küçük bir tepsi baklava çıktı kenarlarından kestiğim bu parçalar ile. Kenarlarını kestiğim bu 5 tane yufkayı bir oklavanın üzerine sarıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 5'ini birlikte sarıyorum. Çok gevşek ya da çok sıkı bir şekilde sarmayalım. Buruşukluk olmadan düzgün bir şekilde saralım arkadaşlar. Yufkaları sardıktan sonra ortaya doğru büzüştürüyorum ve yufkalarımın 5'ini de aynı şekilde büzmüş oluyorum. Ve büzdüğüm yufkaları tekrar oklavadan çıkarıyorum ve iç malzemesini ekleyerek baklavalarımı yapacağım şimdi. Şöyle hafiften tekrar açıyorum ve en içte kalan kısım biraz yapıştığı için orayı da keserek alıyorum arkadaşlar. Biraz tereyağı erittim ve yufkaların içerisine fırça yardımıyla azar azar sürüyorum. Yufkanın kendinizden tarafta olan, yani oklava ile tekrar sarmaya başlayacağınız kısmına tereyağı sürmeyin. Çünkü oklavaya yapışıyor ve çıkarması zor oluyor. Baklavamı aynı tepside 4 farklı iç malzeme ile hazırladım. 4 çeşit olacağını başta da söylemiştim. Ben bu yöntemle birçok kez baklava yaptım arkadaşlar. Kesinlikle çok güzel sonuç veriyor. Mutlaka sizler de bu yöntemi deneyin. Eminim güzel sonuç alacaksınız. Kesinlikle yapışır mı veya yırtılır mı diye tereddütünüz olmasın. Bu yöntemle hiçbir şey olmadan çok harika baklavalar elde ediliyor arkadaşlar. Videomun sonunda da göreceksiniz. Şimdi ilk cevizli büzmemizi yaptık. Bakın oklavadan kolayca çıkarıyorum. Buradaki püf noktasında belirtmiştim. Yufkanın oklava koyacağımız kısmına tereyağı sürmüyoruz. İkinci büzmemizi hazırlıyorum şimdi. Yine yufkanın içerisine biraz tereyağı sürdükten sonra Antep fıstığı ekliyorum. Yufkanın en uç kısmına biraz fazla ekliyorum. Diğer kısımlarına azar azar serpiyorum. Bütün iç malzemeleri aynı şekilde yaptım. Bakın alttaki yufkalar hiç birbirine yapışmadı. Gayet kolay bir şekilde sarıyorum. Ve şekli muhteşem oluyor gördüğünüz gibi. Ve oklavadan yine hafif büzüyorum ve kolayca çıkarıyorum. Üçüncü büzmenin içerisine de rendelediğim çikolatayı ekliyorum arkadaşlar. Çikolatayı kaşıkla serptim gördüğünüz gibi. Ele yapışıyor, erime oluyor.
ve çok fazla da kullanmadım. Çünkü şerbetle buluşacağı için ikisi de tatlı olduğundan dolayı biraz az ekledim çikolatayı. Çok kolay bir şekilde sarıyorum ve şekli yine harika oldu gördüğünüz gibi. Diğer büzmenin içerisine de Hindistan cevizi ekliyorum. Tekrar şunu belirtmek istiyorum. Oklavayla sardığım uç kısmına değil, diğer uç kısmına biraz malzemeyi fazla ekliyorum. Ve o şekilde sarıyorum. Şu görüntüye bakar mısınız arkadaşlar? Gerçekten baklavam şimdiden çok güzel oldu ve çok güzel görünüyor. Beşinci yufkanın içerisine de ceviz ekleyerek yine büzmeyi yaptım. Şimdi eşit büyüklükte kesiyorum ve tepsiye dizeceğim. Baklavamın görüntüsü lezzeti muhteşem oldu arkadaşlar. Mutlaka bu baklavayı yapmanızı tavsiye ediyorum. 4 farklı lezzeti aynı tepsinin içerisinde pişirdim ve hazırladım. Gerçekten çok güzel oldu. 4 malzemeden de az miktarda kullanarak 4 lezzeti tek tepside tek seferde yapmış oldum arkadaşlar. Şu görüntünün güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten bu haldeyken bile çok güzel görünüyor. Yufkalarımın hepsini üst üste sararak tek seferde büzdüğüm için şekilleri de hepsinin birbiriyle aynı oluyor. Baklavaları kestikten sonra şimdi tepsiye diziyorum. Dizerken aynı cinsten olan baklavaları bir sıra kaydırarak dizdim. Yani çapraz şekilde denk gelmiş oldu birbirine. Baklavam görüntüsüyle göze, lezzetiyle de damağa hitap eden bir baklava oldu. Sizler de mutlaka bu şekilde yapın. Şimdi dizme işlemini tamamladıktan sonra fırça ile üzerini tereyağı ile yağladım. Yufkaların arasına da sürdüğümüz için tereyağını üzerine bolca dökmüyoruz. Sadece fırça ile yağlamamız yeterli arkadaşlar. Baklavamı şimdi 160 derecede önceden ısıttığım fırında pişirmeye gönderiyorum. Bu arada şunu da belirteyim. Pişirirken üzerine bir tepsi kapatarak pişirdim. Baklavam pişerken de şerbetini hazırlıyorum. 4 su bardağı toz şekeri tencereye ekledim. 4,5 su bardağı da su ekliyorum. Ocağın altını açtım ve şerbetin şekeri eriyene kadar bu şekilde karıştırdım. Kaynamaya başladıktan sonra süre tutuyorum. 15 dakika kaynatıyorum. Şerbetin altını kapatmadan hemen önce bir tatlı kaşığı kadar limon suyu sıktım ve altını kapattım arkadaşlar. Bu küçük tepsi baklavayı da yufkaların kenarından kestiğimiz parçalarıyla yaptım arkadaşlar. Klasik kara kesim yaptım. Diğer büyük tepsideki baklavama 16 tane beze kullandım. 17. bezeyi de bu baklavanın üzerine yüzlük olarak yaptım ve onu da yağlayıp pişiriyorum. Bakın bu şekilde küçük bir tepsi baklava daha elde etmiş oldum. Yani bu ölçüden 1,5 tepsi baklava çıkmış oldu. Baklavam pişti, fırından aldım arkadaşlar. Üzeri kapalı olarak pişirdim. Fazla kızarmasını istemediğim için. Şimdi baklava sıcak, şerbet sıcak olarak şerbetiyle buluşturuyorum. Baklavamızın şerbetini ekledikten sonra şerbeti tamamen çekene kadar beklettim. Sonrasında servis ettim. Ben evde baklava yapmayı gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. Farklı baklavalar denemeyi de çok seviyorum. Böyle bir tarif yaptım ve sonuç mükemmel oldu. Mutlaka sizlere de tavsiye ediyorum. Baklava açabilen herkes bu tarifi denemeli bence. Muhteşem oldu. Mutlaka deneyin diyorum. Şöyle servis tabağına alarak da sonuç kısmını göstermek istiyorum.
Bayram için mutlaka bu baklavayı yapın ve övgüleri kapın diyorum. Tarifimle ilgili sormak istediğiniz soruları yorumlar kısmından bana sorabilirsiniz. Mutlaka cevaplamaya çalışacağım. Şöyle baklavalarımın iç kısımlarını da sizlere göstereyim. Bakın harika bir şekilde pişti. Çok güzel görünüyor. Deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Videolarımı izledikten sonra beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Eğer hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz ve tariflerimden anında haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Başka baklava tarifleriyle yine sizlerle olacağım. Eğer yapmamı istediğiniz bir baklava tarifi varsa yine yorumlar kısmından bana yazabilirsiniz. Yeni ve güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.